Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere midye tatlısı tarifi vermek istiyorum. Bunu Berat Tatlı Dünyası Emine ablamın sayfasında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdi tarifimize ilk önce şerbetimizi yapmakla başlayacağız. Çünkü şerbetimiz soğuk olması gerekiyor. Tencereme 3,5 su bardağı toz şeker alıyorum. Ve 4 su bardağı su ekliyorum. Ve kabuğuyla birlikte 1 dilim limon ekliyorum. Şerbetimi kaynamaya alıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika kaynatıp kenara soğumaya alıyorum. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olmalı. Şerbetim tam 15 dakikadır orta ateşte bu şekilde kaynadı. Şimdi altını kapatıp bir kenara soğumaya alıyorum. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Gereken malzemeler 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke ve aldığı kadar un. Ben şimdilik 4 su bardağı unu kenara koydum. Bakalım ne kadar gidecek. Şimdi yoğurma kabıma yumurtamı alıyorum. 1 yemek kaşığı sirke. 1 diğer sıvı malzemelerimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi oldukça az malzemeli. Bunları güzelce karıştırıyorum. Unundan az bir miktar ekliyorum. 1 paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Kesinlikle unu birden eklemeyin. Yoksa hamuru toparlanmakta zorlanırsınız. Hamurunuzu çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Ben tam net 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar ama siz kontrollü ekleyin. Kıvamı budur. Ele yapışmayan gayet yumuşak bir hamur. Hamurum bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Ele de yapışmıyor. Evet, yoğurmuş olduğum hamuru şimdi 8 eşit parçaya böleceğim. Ve beze yapacağım. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım. Şimdi her bir bezeyi tabak büyüklüğünde açacağım ama nişastayla bundan sonraki işlemlerimiz. Masamı nişastayla serpiyorum. Ben masa nişastası kullanıyorum ama fark etmez. Tabak büyüklüğünde açtım. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ve diğer tüm bezelerimi aynı şekilde açıyorum. Ben merdaneyle yapıyorum. Siz dilerseniz oklavayla yapabilirsiniz. Ve aralarına elimle biraz nişasta sürüyorum. Ve tüm hamurlarımı bu şekilde üst üste koyuyorum. Evet, tüm bezelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ister oklavayla ister merdane ile bu bezelerimi tek kat halinde açacağım. Arada ters çevirip açabilirsiniz. Böylelikle altta kalanlar da açılmış olur.
Ve açarken de nişastayla açıyoruz arkadaşlar. Açarken de yuvarlak değil de böyle dikdörtgen şeklinde açmaya çalışırsanız daha iyi olur. Hamurumuz çok güzel olduğu için kendiliğinden açılıyor gördüğünüz gibi. Rahatlıkla. Bu kadar yeterli. Şimdi bir ucundan başlayıp sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Gayet sıkı bir şekilde rulo yaptım. Şu uç kenarlarını kesiyorum. Ve şimdi bir parmak genişliğinde dilim halinde kesiyorum bu rulomu. Gördüğünüz gibi gayet sıkı bir rulo olduğu belli. Şu uç kenarları çıkıyorsa böyle hafif elinizle bastırabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu elimle hafif şöyle bastırıyorum. Şu kenarına bir tatlı kaşığı kadar iri çekilmiş ceviz koyuyorum. Kapatıyorum. Ve fırın tepsime alıyorum tatlımı. Tüm hamurlarımı bu şekilde açıyorum. Tepsim hazır gördüğünüz gibi. Yaklaşık 100 gram kadar tereyağı erittim. İçerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Beni bilenler biliyordur artık. Ben her zaman tercihim tereyağdan yana. Sizlere de tavsiyem o yönde. Fırını da 160 dereceye açtım, ısınıyor. Ve şimdi bir kaşıkla midye tatlılarımın üzerine tereyağından gezdiriyorum. Şimdi tatlılarımı 160 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve güzelce altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Tatlılarım yaklaşık 40 dakika fırında güzelce kızarana kadar pişti. Pişme süresi fırından fırına değişebilir arkadaşlar. Siz de altının üstünün güzelce kızardığından emin olun. Hala sıcak. Gördüğünüz gibi altında çok güzel kızardı. Tatlım fırından yeni çıktı. Şerbetim de soğudu. Şimdi soğuk şerbetimi sıcak tatlımın üzerine gezdiriyorum. Artık güzelce şerbetinin çekmesini bekliyorum. Evet, tatlımın bitmiş hali, son hali bu şekilde arkadaşlar. Şerbetini gayet güzel çekti. Ve inanılmaz çıtır çıtır, çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka denemelisiniz ve yapımı gayet kolay gördüğünüz gibi. Şimdi bir tanesini kesip size iç kısmını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yaprak yaprak. Kesinlikle denemelisiniz dediğim gibi. Bu tarifimde izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.